Euzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir recim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalatu vesselamu alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîran. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel hayri ve lev asîran. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühe. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal teaccelu el huruce ila Mekke fe inne ahadeküm la yedri ma ya'ritu min maradın ev hace. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhüm salavat ve teslimatın ehl-i beyt ehl-i ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden itiraz darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz, hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin ervaçına el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. İyyâkınestâ ve iktinestâ mustakîm. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Teaccelu el huruce ila Mekke. Ey Müslümanlar, müminler. Mekke-i Mükerreme'ye yani hacca hac etmek için acele ediniz. Fe inne ahadeküm la yedri ma ya'ridu min maradın ev hace. Sizden biriniz başına ne geleceğini, hangi ihtiyaçlar, hangi hastalıklar geleceğini bilmez. Onun için hacca gitmekte acele ediniz. İslam'ın 5 şartından birisi hac etmek. Ömründe bir defa hac etmek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin veda hutbesinde de açıkça beyan etmiş. Kur'an-ı Kerim'de de var. Velillahil وَلِلَّهَ لَنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. İmkanı bulan, gidebilen kimse, bir mümin üzerine Allah için hac etmek farzdır diyor. Efendimiz de işte her hac edin buyurmuş veda hutbesinde. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tam yetkili kıldığı, insanlara alan emirlerini ulaştıran, onun sevgisi uğruna kainatı yarattığı öyle güzel bir Allah'ın kulu, peygamberi. O ne derse ona peki diyeceğiz. Müslüman Allah'a ve Resulüne peki, tamam, senin söylediğini kabul ettim diyen adam demek. Yani soruşturmayacağız mı? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de kafa çalıştırın, düşünün. Çok ayetler var ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın seçtiği ve koruduğu, onun ona ilim verdiği, hiç okula gitmemiş, öğrettiği, Habib, sevgili seçtiği bir insandır. Ve Kur'an-ı Kerim'e göre o hiç işkembeden atmaz. Ne söylerse vahye dayanır. Allah'ın ilhamına, vahyine dayanır. Ayet-i Celle'lere binaen hiçbir niçin, neden diye sormaksızın peki diyen kazanıyor. Hazreti Ebubekir hep böyle davranmış. Hiçbir zaman neden söylüyorsun, niçin böyle söylüyorsun dememiş. Bu ümmet-i Muhammed'in birinci adamı Ebubekir olmuş. Evet, sonra Ömer. Çünkü Ömer çok büyük işler yapmasına rağmen bazı yerlerde şey etmiş, kabullenememiş. Mesela Hudeybiye musalihasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü rüya üzerine, müminlere henüz daha Mekke fethedilmemiş, gördüğü rüya üzerine, ki peygamberin rüyası vahidir, kesindir, ömreye gideceğiz demiş. 1400 kadar Müslüman toplanmışlar, hareket etmişler. Müşrikler de
istihbaratları ile Efendimizin gelmekte olduğunu anlamışlar. Hazırlanmışlar, ordu hazırlamışlar. Efendimiz Hudeybiye sahasına gelmiş, Mekke'ye 20 kilometre kadar bir mesafede. Orada ordusunu konaklatmış ve Hazreti Ömer'i çağırmış. Demiş ki, ya Ömer, sen eskiden de bu işleri iyi biliyorsun, kültürlü, dil bilen, müşrikler zamanında da Hariciye Bakanlığı yapmış, çok akıllı, zeki bir adam Ömer. Sen demiş git, bizim maksadımız onlarla savaşmak değil, Mekke'yi onların elinden almak değil, bu gelişimiz onun için değil. Sadece Kabe'yi tavaf edip döneceğiz, ziyaret edip döneceğiz, bunu söyle demişler. Hazreti Ömer demiş ki, efendim ben eskiden beri sert adamım, çiğ işi sevmem. Yanlışı gördüğümde hemen tepesine vurarım adamın. Onun için ben o kadar pek sevilmem onların arasında. Osman'ı gönderelim demiş. Osman çok zengin, çok yumuşak adam, çok kimseye şey etmiştir, hayır etmiştir. Onu severler. Peki demiş Peygamberimiz, onu göndermiş. Hazreti Osman gitmiş onlara, onlar hazır bekliyorlar. Demiş böyle böyle, biz Efendimiz beni gönderdi, onun elçisiyim, biz sadece Kabe'yi tavaf edip gideceğiz, başka bir niyetimiz yok. Demişler ki, sen iyi adamsın, senden çok iyilik gördük. Aha demişler, Kabe tavaf et. Demiş, vallahi Resulullah tavaf etmeden etmem, tavaf etmem deyince, yahu sen akıllı adamdın ama kafayı üşütmüşsün ya, et diyoruz işte. Yok demiş, o etmeden ben etmem, ben ona tabiyim. Onu bu sözünden dolayı hapsetmişler. Onu hapsedilmesi, Osman'ı öldürdüler şeklinde gitmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada sahabi-i kiram toplamış, bir ağaca dayanmış, Osman'ın intikamını, kanını almak üzere. Öldü ya, öldürdüler dediler ya, son kanının damlasını, hakkını, diyetini alıncaya kadar, cezasını verinceye kadar onların, var mısınız? Evet, sahabi-i kirama. 1400 kişidir. Hepsi ihrama girmiş. İhrama giren adamımız üstünde ayakkabı olmaz, takke olmaz. Sadece üstüne bir peştemal, altında bir peştemal. Bir şey yok, silah yok, bir şey yok. Buna rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyleyince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hararetle kuyruğa girmişler, elini sıkıyorlar. Varız, karımızın son damlasına kadar Osman'ın şeyini alacağız filan diye. Öyle hararetli elini sıkıyorlar ki bakmış Peygamberimizin kolu kopacak. Hazreti Ali onu şey etmiş, tutmuş. O derece samimi, böyle elini sıkıyorlar, sallıyorlar. Ondan sonra bu kararlılığı, onların da casusları var, bu manzarayı görüyorlar. Silah yok ama ölmeye hazırız. Senin emrini yerine getirmek için ölmeye hazırız. Kararlılığını görünce hemen haber gitmiş onlara, müşriklere. Adam göndermişler. Gelmiş elçi. Demiş, böyle yapmayalım, savaşmayalım. Aman da bizim de onurumuz var, şerefimiz var. Herkese ele güne karşı, siz bu sene tavaf etmeyin, ziyaret etmeyin, seneye tavaf edin, ömre yapın, bir anlaşma yapalım. Olur demiş Peygamberimiz. Efendimiz okuma yazma bilmiyor. Ali, Hazreti Ali yazma memurudur. Karşı tarafında elçisi orada. Yaz Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Yo demiş müşriklerin elçisi, biz Rahman Rahim Allah'a inansaydık senin karşına çıkmazdık. Allah'ın ismiyle diyelim. Putlara da Allah diyorlar onlar. Peki demiş Ali, sil. Bismillahirrahmanirrahim'i sil. Besmele Kur'an'dandır ve haktır. Hazreti demiş ki, vallahi silmem ya Resulallah. Dini gayretiyle, inancından dolayı vallahi silmem ya Resulallah.
Evet, peygamber söylüyor, o da böyle söylüyor. Kötü niyeti yok, dinin gayretiyle söylüyor ama peygamberin dediğine itiraz ediyor. Evet. Hangi, nerede demiş, bu besmeleler nereye yazdın hani? Aa demiş, şurada. Kendisi silmiş onu tükrüğüyle. Allah'ın Resulü, ondan sonra yaz Ali demiş. Allah'ın Resulü Muhammed, yo 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 demiş elçi. Biz senin Allah'ın Resulü olduğunu bilsek niye demiş böyle uğraşalım. Ne diyelim? Abdullah'ın oğlu Muhammed'le falan. Peki Ali, onu da sil demiş. Vallahi silmem ya Resulallah. Sen Allah'ın Resulüsün demiş. Niye sileyim? Göster demiş, onu da silmiş. İtiraz ettiği için sıralamada dördüncü sıradadır Hazreti Ali. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Ömer peygambere bir şey dememiş. Niye sildiriyorsun dememiş ama arkada küplere binmiş, gitmiş Ebu Bekir'i yakalamış. Öyle sarsmış ki, Ömer pehlivanlık yapmış bir adam, güçlü. Öyle sarsmış ki öfkeyle dişini sıkarak adamın kemiklerini kıracak. Yahu demiş, beni öldürecek misin? Niye siliyoruz demiş, niye siliyoruz? Ya ben mi sildiriyorum? Git sildirene söyle. Peygamber'e gitmemiş. Ama o da onun sesini Ebu Bekir'e karşı kabullenememiş. Halbuki Hazreti Ömer muazzam bir adam. Bugün Batılıların bile hayran olduğu bir kimsedir. Avrupalı hukukçular bile tabii hukuk diyorlar ona, ilahi hukuk. Hiç hatasız adaleti yeryüzünde uygulayan adamdır diyorlar. Yahudisi de söylüyor, ateisti de söylüyor. İlahi hukuku, tabii hukuku yeryüzünde uygulayan tek adamdır diyorlar. Öyle kahraman bir adam. Kuvvetler ayrılığı prensibini uygulayan adam. Peygamberin mescidinde sahabe-i kiramın sözünü hiç izah etmemiş. Şimdi parlamento ne diyorsa hükümet de onu yapıyor ya, kanunu o yapıyor ya. Evet, kuvvetler ayrılığı prensibi dediğimi arz ediyorum. Halife seçilince İran'a gidecek, orayı fethedecek. Orduyu topladım demiş, ben İran'a gidiyorum, hakkınızı helal edin. Cemaat demiş ki, hayır gidemezsin. Sen gidersen demişler, birisi gelir ben halifeyim der, Müslümanlar birbirini yer. Hayır demiş, gidemezsin. Meclis o. Onların kararı peki demiş. Yerine Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh'ı başkumandan tayin etmiş. Orduyu onunla göndermiş. Parlamentizmi kurdu dediğim bu. Hakimlerle mesela bir davalı olduğunda bir demiş Ömer dava açmış birisi. Kadı tayin etmiş. Aslında halife kadılık yapar ama davalı olduğu için yapamaz. Birisini kadı tayin etmiş. Halifedir ya. Kadı demiş ki, şuraya otur, yanında kanepeye. Bak demiş, birinci hatan. Ben şu anda davalıyım demiş. Halife falan değilim. Bir daha böyle hata yaparsan seni sürgün ederim demiş. Evet, şimdi yargı bağımsız diyorsunuz ya siz. Meclis bağımsız, yargı bağımsız, kuvvetler ayrı prensibi ya, bunu uygulamış. Çok böyle şeyleri, uluslararası ilişkilerde mukabele bilmesi esası vardır. O uygulayan odur. Belediye teşkilatını kuran odur. Askerlik teşkilatını kuran odur. Adliye teşkilatını kuran odur. Peygamberimiz vahiy kesilmediği için İslam oluşuyor. Son nefesine kadar vahiy geliyor. Onun için bunları yapmaya fırsat yok. Ayet geliyor, yeni yeni hükümler geliyor. Hazreti Ebu Bekir zamanında da yalancı peygamberler türemiş. O da onlarla uğraşmış. Ömer gelince devleti teşkilatlandırmış, kurmuş. Evet, çok büyük işler yapmış. Ama bu orada Hudeybiye müsalahasında neden siliyoruz besmeleyi? Neden Allah'ın Resulü kelimesini siliyoruz diye kabullenemediği için peygambere itiraz etseydi daha kötüydü. Ona itiraz etmemiş ama böyle söylediği için iki numaradır. Bu kadar büyük işlerine rağmen iki numara. Evet, düşmüş. Yani Müslümanlıkta Allah ve Resulü ne dediyse, zaten Müslümanlık teslim kelimeleri de aynı kökten gelir. Allah ve Resulüne teslim olacağız. Allah'a inanıyoruz. Ne dediyse başımızın üstüne. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inanıyoruz. Ne dediyse başımızın üstüne diyeceğiz. Evet, şimdi orada veda hutbesinde ki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları falan filan diyorlar ya,
bütün Efendimiz onları onlardan kaç sene evvel söyleyivermiş orada. Her sene hac edin demiş. Huccu eyyüel müslümün. Huccu, hac ediniz. Nutuk çekiyor böyle. Arafat Dağı'nın yamacında, devesinin üstünde güzel irade ediyor, hutbe irade ediyor. Nutuk çekiyor. Akra bin Habis radıyallahu anh diye bir adam var. Çölde yaşamış, katı bir adam. Evet, bir sürü oğlu varmış. Hani erkek adam oğlunu öpmez, oğluna bakmaz filan var ya, bizim Anadolu'da da vardır o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hüseyin'i Hasan'ı öperken görünce, ya Resulallah demiş, sana yakıştıramadım ya. Neyi yakıştıramadın demiş Akra. Erkek adamı oğlanı demiş öper mi ya? Kucağına alır da sever mi? Efendimiz demiş ki Allah senin kalbinden merhameti aldıysa ben ne yapayım? Hani öyle bir adam yetiştiğine göre. Ama sahabidir, dikkat edin. Sahabidir. Yetiştiği kültürün gereğini yapıyor. İşte orada da ya Resulallah hac edin dedin ama her sene mi hac edeceğiz? Söylemedin. Efendimizin yüzü ekşimiş. Dönmüş, konuşuyor. Duymadı herhalde demiş. Önüne geçmiş. Ya Resulallah hac edin ama her sene mi demedin? Peygamberimiz yine dönmüş. Ama yüzü ekşimiş. Memnun değil sorusundan. Yine geçmiş. Sus be adam demiş. Her sene desem her sene olacak lan. Her sene de hac edemeyeceksin. Altından kalkamayacaksın. Ben böyle derim, peygamber söylemedi diye savunursun demiş kendini. Ne kurcalıyorsun işi demiş. Evet. Allah Resulü'ne olduğu gibi teslim olacağız arkadaş. Önemli olan nokta bu. Burada da şimdi hac edin acele diyor. Neden? Şimdi durumumuz iyi. Borcundan hariç zenginlik seviyesine ulaşan adam zekat veriyor. Hac için zenginlik şart değil. Biz zengin olana diyor. Evet, doğru. Türkiye'den Mekke'ye gitmek için uçak parası lazım. Otel parası lazım. Bir sürü paralar oluyor. Onun için zenginlik şart. Ama Mekke'de duran adama yaya gider, Arafat'a iner çıkar. Kuruşu olmasa bile hac farzdır. Buradan da Türkiye'den de 5 kuruşu olmasa bile otomobil, otobüs şeysi, biletçisi, şoförü veya sıhhiye, hangi yolla gidersen git. Evin yok da mı olabilir? Buz gibi hacısındır. Eğer o hacının farzlarını yerine getirirsen, zenginlik uzak yerde olduğumuz için bize gerekli. Evet, şimdi gidebilecek duruma geldiğin zaman, evet, velillahi alennes hiccul beyti men istata ileyhi sebile, ayet bu. Gidebilecek duruma geldiğin zaman acele git diyor Peygamberimiz. Ya daha gencim ya, sonra giderim filan deme sakın ha. Sonra gidemeyebilirsin. Hasta olursun. Bir şey, başka engeller çıkar. İhtiyacın çıkar. Gidemezsin, hemen gitme imkanı buldun mu hemen git. Sonrayı bırakma diyor. Bu kanundur. Allah Celle Celaluhu hac etmek müminlere farzdır diyor. Peygamber de hemen acele edin diyor. Şimdi imamlar burada çatışıyorlar. Peygamber bir defa ömründe hac yaptı. Ömründe bir defa hac yapmak farz. Ama Mekke fetholunca hemen, yani daha evvel de gidebilirdi, gitmedi. Ha, buralardan işte diyorlar ki hac fevri mi farzdır, hemen mi farzdır? Ben açıkladım, peygamber acele edin diyor. Hemen gitmek mi mecburidir, yoksa sonra da gitse olur mu? Evet, burada imamlar, yani imam dediğimiz müçtehit, mezhep sahibi imamlar çeşitli görüşlere sahip. Şimdi diyorlar ki terahi üzere farzdır. Yani ne demek bu? Gitme imkanı var, gitmemiş. Ama sonra 10 sene sonra gitmiş.
Kaza etmiş olmaz. Hani namazı vaktinde kılmazsanız kazaya kalır. Büyük günahtır. Mazeretsiz bırakmak namazı büyük günahtır. Kaza edersiniz. Ama haccı mesela bu sene gidebilecekken gitmemiş, 10 sene sonra gitmemiş. 10 sene sonra gitmiş. Kaza olmaz. Eda olur. Teravih üzere farzdır. Ama peygamber de acele diyor. Evet. Bak mazeret çıkabilir diyor. Mazeret çıkmazsa yani sonunda gitseniz olur anlamına da geliyor bu. İmam-ı Azam Hazretler diyor ki fevridir. Hemen fırsat çıktı mı gitmek lazım. Talebeleri Ebu Yusuf İmam Muhammed Rahimahumullah diyorlar ki ya hocam şeydir, terahidir. Şafii mezhebinde de terahidir. Evet şimdi İmam-ı Azam diyor ki bir adam hacca gitme imkanı buldu. Gitmedi. Sonra gideceğim dedi. Niyetini gitmek var ama gitmedi. Adam öldü. Kimse ölümünün ne zaman olacağını bilemiyor ya. Adam öldü. Sorumlu mudur? Evet sorumludur diyorlar. Sorumluysa demek ki acele gitmesi lazım. Evet hacca gidebilecekken hemen gitmeyip de sonra giderim diye tehir etse bir adam ölsek demeden niye gitmedin diye hesap verecek. Onun için İmam-ı Azam diyor ki fevridir. Gidebilecek anda hemen gitmek zorundadır. Aksi halde sorumludur. Evet böyle şeyler var. Şimdi tabii hocam gideceğiz ama imkan bulamıyoruz falan diye. Tabii en güzel para harcama yerlerden birisi haç. Haçta infak, para harcamak çok faziletlidir. İşte şöyle normal yoldan gidersen işte 10 bin liraya gidiyorsun. Ama parayı bastırdın mı hemen sıra beklemek yok. İmkanı da var. Parayı bastıracaksın arkadaş. Evet parayı bastıracaksın. O Kabe-i Muazzama'ya yakın otellerde kaldın mı sıra mıra yok. Paran da varsa bastıracaksın hemen gideceksin. İmam-ı Azam böyle diyor. Geç gidersen ölü verirsen sorumlusun. Ötekiler sorumlu olduğuna itiraz etmiyorlar. O lise diyor acele gitmesi lazım. Evet ama sonra gitse ölmese kaza mı olur yok kaza olmaz diye. Öyleyse terahidir. Öyle diyenler var. Efendimizin bu şimdiki uyarısına göre imkan bulan hangi yolla olursa olsun hemen gitsin. Acele edin diyor. Başınıza sonra hastalık olur, şu olur, bu olur. Bu hadisi böylece size Abdullah İbni Abbas'tan naklederek duyurduk. Ahmed İbni Hanbel Hazretleri de bu hadise uygun şekilde şey etmiş. Başka aynı kelimeler değişik olmakla beraber rivayet etmiş. Daha da başka kimseler de bunu destekleyen hadisler rivayet etmişler. Sonuç evet. İmkanınız varsa parayı kıyacaksınız. Hemen gideceksiniz. Gitmez de ölürseniz böyle imkan bulduğu halde gitmez de sonra giderim derseniz sorumlu olursunuz. Evet. Mâte asiyen. Günahkar olarak ölür. İmkan varken gitmezse Ebu Hanife Hazretleri bu hadisinin görünüşüne, zahir manasına bakarak böyle söylüyor. Biz de size duyuruyoruz. Evet. Hacca hemen gidilir. Hemen imkan bulunca gidilir. Bir de tabii haç konusu açılmışken arz edelim. Hanefi mezhebine göre konuşuyorum ben. Bunu bilhassa belirtiyorum. Öbür mezheplere bir şey demiyorum. Asla bir şey demiyorum. Hanefi mezhebiyle ilgili açıklamalarda bulunuyorum. Evet. İmam-ı Azam Hazretleri'nin İçtihadına göre ki bizim imamımız namazı şimdi ona göre kıldık. Hacca kadınlar yalnız gidemez. Mahremsiz gidemez. Yolculuk mesafesine kadın yalnız gidemez. Haramdır diyor. Günahkar olur diyor. Bunu da size duyuruyorum. Efendimiz Hazretlerinin hadislerine ayet kendine göre ayetler var. İmam-ı Azam böyle söylüyor. Onu da size duyuruyorum. Evet. Tuğradu arz olunur.
El fitenu, fitneler. Fitne, karışıklık demek. Sapık ideolojiler, sapık inanışlar demek. Kargaşa demek, fitne. Böyle sapık inanışlar, sapık ideolojiler, kargaşalar olur, gelir kime? Evet, alel kulubi, kalplere, insan kalbine küfür duyguları gelir. Zina etmek ister delikanlı adam, kadın, onlar gelir kalbe. Şu herifin malını aşırı versem diye hırsızlık yapma duyguları gelir. Şöyle yapayım, böyle kötülükler insanın kalbine gelir. Hem itikat bakımından hem uygulama bakımından. Ardal hasiri, uden ude. Evet. Şimdi hasır dokunmasını görmemişsinizdir. Hasırı işte kamıştan dokuyorlar. Bir şöyle atkısı var, şeysi var. Bir şöyle atkısı var. Böyle dokuyorlar. Lip lip dokuyorlar. Kilim dokur gibi hasırı dokuyorlar. İnsanın kalbine de öyle bir kötü inanışlar, kötü fikirler, kötü duygular gelir. Geldiği zaman aynı bu hasırı birer birer tel tel dokuyor ya dokuyucular. Böyle tel tel gelir. Arkasından peşi sıra gelir. Peşi sıra gelir. Feyyü kalbin üşribehe nükite fihi nükteten sevda. Bir kalbe böyle geldi. Adam estağfurullah demedi. Kötü bir fikir geldi. İğrenmedi o kötü fikirden. Şöyle dırdı. Gitti kalpte iz bıraktı. Diyor bir siyah nokta. Kalbe girdi. Hasırın bir şeysi atıldı kalbe. Evet. Böyle arka arkaya geldi. Arka arkaya gelirse bir nokta daha. Bir nokta daha. Bir nokta daha. Kalp temiz. Çocuk doğarken pırıl pırıl doğuyor. Tertemiz. İslam inancı böyle. Kullu mevludin yûledu alel fıtra. Tertemiz doğar. Efendimiz sözü bu. Hristiyanlar öyle demiyorlar biliyorsunuz. Adem aleyhisselam cennette günah işledi. O günah babadan oğula geçiyor. Herden çocuk da o günah bulaşığıyla doğuyor. Çocuğun iradesi yok, bir şeysi yok, kabahati ne yahu? Onun için çocuğu, doğan çocuğu vaftiz ediyorlar. Vaftiz ediyorlar. O kiri yıkıyorlar. Kiri yıkıyorlar. Biz de öyle değil. Doğan her çocuk tertemiz doğar. Tertemiz doğar. İşte tertemiz kalbe böyle akıl bali olmuş, akile bali olmuş kadınsa bir kötü fikir geldi. İtiraz etmedi. Kalbe diyor siyah bir nokta girdi. Arkasından bir daha geldi. Evet, bir daha siyah nokta. Ama geldi, böyle şey mi olur dedi. Hemen içinden, yani laf etmese bile içinden reddetti o kötü inancı, kötü fikri, kötü duyguyu. Derhal reddetti. Evet. Derhal reddettiği ederse o zaman bu hiç iz bırakmadan nükte fi nükteden beyza hemen silinir o iz bırakmaz tertemiz beyaz nokta hatta yasıral kalbi ebyadda böyle her gelene reddedince böyle kalp doğduğu günkü gibi bembeyaz olur tertemiz olur evet Efendimiz'in sözü bu evet. La tadurruhu fitnetun ma damati semavati vel ard. Böyle gelen kötü fikirleri inkar etti. Evet. Şimdi kötü bir manzarayla karşılaştınız sokakta, televizyonda. Olabilir dediniz. Karşı koymadınız. Siyah nokta gitti kalbinize. Evet, uygulamaya sokuyorum şimdi. Sokakta kötü bir şey gördünüz. Mesela bir oğlan delikanlı zina yapıyor. Haram bir iş. Olur ya. Siyahınıza gitti. Bilerek yapsanız, peygamber diyor ki,
imkanın var ki bunu önlemeye, fiilen önlemedin, sözle önlemedin. Kalbinde reddetmediyse imkanın varken, bunda öbürsünde iman yok diyor. O kadar önemli bu. Kötü bir, dine aykırı bir şey gördüğünüz zaman fiilen düzelteceğiz. Mümkün değil hocam. Sözle düzelteceğiz. Mümkün değil hocam. Kalben imkan olsa diye bir reddedeceğiz. Reddetmezse siyah nokta geliyor, çöküyor. Siyah nokta geliyor. Hatta bile bile bunu reddetmezseniz bunda iman yok diyor. Peygamberimizin hadisi böyle efendim. Ben aktarıyorum. Şimdi öyle değil. Temiz süt emmiş, helal lokma yemiş, güzel yetiştirilmiş, pırlanta gibi oğlan, kız. Böyle bir şey görünce içi hemen derhal fevranı diyor filan. Ha, o siyahlık olmadan tertemiz. Böyle tertemiz kalbe semavat ve arz devam ettiği sürece hiçbir kötü fikir, kargaşa, yanlış davranışlar etki edemez. Etki edemez. Vel ahar, öyle değil. Ses çıkarmadı. İnkar etmedi. İsbette murbedden. Evet, o kimsenin kalbi siyahlaşır. Geldikçe bir siyah, geldikçe bir siyah, geldikçe bir siyah derken kalbin her tarafı kararır. Tertemiz doğmuştu, günahları reddetmedi, işledi, tövbe etmedi veya gördü günahı reddetmedi, içinden inkar etmedi. O siyah noktalar dola dola kalbin tamamı kararır. Hatamallahu ala kulubihim. Allah da aynı savcıların hani karar alıyor hakim, git diyor yerinde, içeride şu var, şu var, şu var yazıyor katip, ondan sonra kapıyı mühürlüyor. Kimse bu izin almadan buraya giremez. Aha, bu kalpte beyaz nokta yok, nurlu nokta yok, hepsi kapkara diye mühür vurulur. Böyle olan kalp ne gibidir? Kelkuzi mücahiyen. Evet. La yârfü marufen ve la yunkirü münkeren illa men üşribe min hevâh. Evet. Şimdi bardağı doldurdunuz. Efendimizin hadisinin tercümesini misalle hatırlıyorum. Bardağı su doldurdunuz. Yılıktırdınız. Su durur mu içinde, durur mu içinde? Durmaz, dökülür değil mi? Veya bardağı ters koysanız, tepesine dökseniz altından bardağın içine su girer mi? Aynı böyle kötülükleri, haramları yadırgamayan kalp simsiyah olduğu zaman işte bu devrilmiş, ters çevrilmiş bardak gibi içinde su durmaz. Yani ayet hadis desen külahım anlattı lan o. Ondan karın doyulmaz lan der. Böyle adamlar var. Bırak ya, hikaye anlatma bize der. Anası babası olur, ölümden ders almaz. Biz öyle adamlar gördük. Adapazarı'nda kalırken aynı apartmanda doktor öldü. Komşumuz doktor. İnsan ölün babası ya, hanımı var, çocukları var. Bir üzüntü olur değil mi yani? O akşam Allah nasıl içtiler, nasıl çılgınca eğlendiler. Evet, ölümden ders almaz. Gözü görmez. Söylesen boş ver ya filan der. İşte böyle kalbi kara adamlar hakkı duymazlar. Hakkı işitmezler, kabul etmezler. Kabul etmezler. Ona göre hareket edeceksin. Koca, baba, vatandaş olarak, mümin olarak. Karşındaki adam böyleyse boşuna küre çekme. Almaz, boşuna nefes tüketiyorsun. Bu hale gelmişse duymaz, gözü görmez, kulağı işitmez diyor. Ancak nefsi ne derse, şeytan ne dürterse onları yapar.
Evet, illa men üşribe min hevâhu, nefsinden gelen kötülükleri, tamam eyvallah, öyle de iç bade sev güzel, ney umurun, dünya var imiş yokmuş ney umurun, boş ver ya falan der. Der, seni dinlemez. Efendimiz o misali veriyor. Onun için haram şeyleri gördüğümüz zaman, mesela bir yerde dedikodu yapılıyor. Dedikodu haram. Bir dakika kardeşim. Bir dakika kardeşim. Değiştirelim konuyu. Diyeceksin. Demedin. Evet, şimdi hadisi uygulayacağız. Anlatıyor, siz de dinliyorsunuz. Kabullendiniz arkadaş. Bir dakika kardeşim, konuyu değiştirelim ya. Demek zorundasın. Biraz daha ileri gideceğim. Benim şeyim bu şeyleri size anlatmak, görevim. Şimdi ölüm Allah'ın hakkı, emri değil mi efendim? Herkes ölecek, biz de öleceğiz. Allah hayırlı ölüm versin, uzun ömür versin hayırlı. Ama bu tezgahtan geçeceğiz. İnsan hanımının, çocuğunun, ne bileyim, ölümüne yak sevdiği arkadaşı üzülmez mi? Üzülür. Üzülünce Peygamberimiz diyor ki, kalp mahzun olur, gözden yaş akar. İbrahim, oğlu İbrahim ölüvermiş. Diyorlar ya, oğlu olmuyor ya, ne olacak müşrikler? Epter bu ya, sülalesi yok, zürriyeti yok. Çok üzülmüş, insandır o da. İbrahim olmuş oğlu, hemen Medine'nin şeysinden, yazlık semtinden, serin semtinden hemen ev tutmuş, oraya bakıcı koymuş. Evet, bir süre sonra İbrahim demişler, ölüyor, gel yarısı. Uçarak gitmiş oraya, kucağındayken o da ölmüş. Şimdi Cennetül Baki'de yatıyor oğlu İbrahim. Evet, Efendimiz şapır şapır ağlamış, koca Muhammed. Demişler ki, ya Resulallah, ölünün arkasında ağlaman dedin ya, sen ağlıyorsun. Evet, peygamber zamanında demokrasi var arkadaş. Hemen demişler, sen ağlamayın dedin, kendin ağlıyorsun. Demiş ki, ben size bağıra çağıra ağlamayın dedim. Yandım Allah, gitti dağlarım yıkıldı diye feryat ediyorlar ya, saçını başını yoluyor. Buna niyaha derler, haramdır, lanet sebebidir, ölene de azap sebebidir. Hadisler var, metinler var. Şimdi size uyarıyorum. İnsanın oğlu, kızı parçasıdır. Hanımı yıllarca beraber yaşadığı sırdaşıdır. Üzülür tabii. Tamam, üzülme demiyoruz da. Peygamber de üzülmüş, bak ağlamış. Sesli, saçın başını yolma, kadere itiraz olduğu için lanet sebebidir ve haramdır. Şimdi de şehitlerimiz olunca bakıyoruz, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Öyle oldu mu? Şimdi benim söylemek istediğim bu hadisle ilgili. Senin kardeşin o kadın veya eşin sustu. Susmadı. Ağzını kapayacaksın. Çünkü kardeşindir, hanımındır. Kardeşim, acıya yürek dayanır mı? O kadar deşerc olsun. Sen de ortaksın arkadaş. Gıybete ortak olduğun gibi o bağırıp çağıranın haramına oradakiyle de ortak. Dinin hükmü kardeşim bu. Ama herkes yapıyor, herkes yapıyor diye dinin hükmü değişmez. Ağla, tamam, bir şey demiyoruz. Ağlamak güzeldir. Kalbin merhametli bir kalp olduğuna alametidir. Güzeldir. Ama bağırıp çağırmak, nara atmak, hatta Allahu Ekber, Allahu Ekber tekbir getirmek yanlıştır. Cenaze merasiminde peygamber istemiyor. Orada susacaksın, ben de bir gün böyle olacağım diye düşüneceksin, kendine geleceksin. Öyle diyor peygamberimiz. Vallahi diyor, kalbimdeki üzüntüyü dağa versem dağ toz olur, o kadar üzülüyorum. Ama bağırmak, yırtınmak, saç yolmak, nara atmak yok diyor. Efendimizin şeyi bu, ben de size aktarıyorum. Yakınınıza, akrabanıza bunları duyuracaksınız. Böyle bir şey olduğu zaman sus diyeceksiniz. Susmadan ağzını kapayacaksın.
kardeşindir, şudur, olmadı, kulundan tutup götüreceksin. Ya adam dayanır mı insanın kalbi buna? Dedin mi oradakiler de suça ortak. Evet, suça ortak oradakiler de. Müdahale etmediler. Yapma. Güzel kardeşim, tamam da Allah'ın emri bu. Kaderden kaçılır mı? Kaderden kaçılmaz. Sen de buna inanıyorsun. Tamam da bağırma ya. Etme, kılma. O adam da ona da azap sebebidir diyor. Sen neymişin diye melekler azaba başlarlar diyor. Böyle dağlarım yıkıldı, direğim gitti filan diye bunlar dinimizin emri. Ben de dönüp dönüp size hatırlatıyorum. İşte öyle durumlarda mümin mümine imkanın var. Akrabasın, amcasısın, sözün sus diyeceksin. Konuş, bağırma. Bağırma, olmadı kolundan tutup götüreceksin. Şimdi özellikle çekiyorlar ki ha böyle ölümün arkasında bağırılır, çağırılır, nara atılır. Etme ya, 5-10 kuruş kazanacağım diye. Yanlış, dinimizin hükmü böyle değil. Ben de size aktarıyorum. Efendimiz öyle söylüyor. Gördüğünüz kötülüklere müdahale edeceksiniz. Aksi halde ortak olursunuz. Evet, onu Efendimizin bu hadis tebeziyle size kalbe kötülük geldiği zaman kabullenmemek lazım. Fiili müdahale varsa durdurur. Yok. Sözle yok. Kalben buğz edeceksin. Böyle o siyah leke kalbe yerleşmesin. Yerleşmesin. Hemen kendi kafana öyle diyor. Hocam diyor, ben namaza başladım. Eskiden bir şey olmuyordu. Örtündüm diyor. Çok var böyle. Namaza durdum. Öyle kötü şeyler geliyor ki, kadın olmasan elini öperim dedim birisine. Elin karşısında elini öpemem. Haram. Çok güzel dedim. Çünkü namaza başladı ya, şeytan mahsus onun kalbini böyle şeyler getiriyor. Böyle namaz mı olur? Bana şikayet ediyor. Eskide bunlar olmuyor diyor. Aklıma ne kötü şeyler geliyor hocam diyor. Devam dedim, mücadele et. Şeytan mahsus getiriyor senin kafana onu, aklına. Böyle namaz olmaz diye bıraktırmak için biraz mücadele edeceksin. Cihat bu. Bir süre sonra umudun kesince depolup gidecek. Sen de huzurla namaz kılacaksın. Mücadele başladı. Hayatta böyle hepimizde, hepimiz içinde var böyle. Hepimiz içinde var. Mücadele. Cihat sevabı kazanacağız. Öyle demiş Peygamberimiz. Seferden dönmüş harpten. Racana minen cihadil asgar ilal cihadil ekber. Küçük cihattan büyük cihat. Ya Resulallah demiş ya. Kılıç kucuğa canımız çıktı savaşırken. Küçük cihat mı olur? Evet demiş. Asker düşmanla savaşmak küçük cihattır. Çünkü karşında düşman. Tedbir alırsın. Ama senin nefsindeki şeytanı görmüyorsun. Onun vesveselerini görmüyorsun. Her an burun burunasın. Her an tetikte olamazsın ki. Bir yerden giriyor. Her an cihat ediyorsun. Büyük cihattır. Nefisle cihat, büyük cihat. Bunu da her mümin yapmak zorundadır. Evet, böyle bir kötülük gördüğümüzde kalbimizde iz bırakmamak için hemen estağfurullah. Allah, bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. Şeytanı kovan şeyler bunlar. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Allahu ahad. Allahu samet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Hepiniz biliyorsunuz. Bunu söyleyeceksin. Evet. Allahu Rabbi la üşrik bihi şeye. Peygamberimizin tarifleri. Ben Rabbim Allah'tır. Ben ona ortak koşmuyorum. Ancak ona inanıyorum. Ondan korkuyorum. Onun gücünün üstünde güç yoktur. Ha, o doğmamıştı. Bunları söyleyeceksiniz. Onları def edeceksiniz. Evet, aksi halde yer etti mi siyah nokta. Siyah nokta olur ve çoğalırsa diyor, artık hak hakikat görmez, duymaz olur diyor. Güzel Peygamber Ahmed İbn Hanbel, Müslim. Müslim, Huzeyfetül Yemani'den, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sırdaşı Yemani'den nakleden Müttefekun Aleyh, Buhari'de bir iki kelimesi farklı bundan, Buhari'de nakletmiş Müttefekun Aleyh hadistir. Allah onlardan razı olsun. Turadu el amalu yevmel isneyn vel hamis alallahi.
Ey müminler, ey insanlar, sizin yaptığınız şeyler, şimdi güzel iş yapıyorsunuz, namaz kıldınız, hadis dinliyorsunuz. Söyleyen kim olursa olsun, peygamber sözü dinliyorsunuz. Güzel iş yapıyorsunuz, Allah'ın evindesiniz. Ama şu anda herkes burada değil. Orada kafa çeken de var, değil mi? Şu anda genel evde olan da var. Bu adam adı Ali Hasan Mehmet. Hani kafirler toptan gitmiş zaten de. Böyle işler yapıyoruz. Güzel iş yaptınız, dedikodu yaptınız, kötü iş. Yalan söylediniz, kötü iş. Ötekini kızdınız, haset ettiniz, kim bilir, kötü iş bunlar. Bunlar yazıyorlar. Kötü işleri solumuzdaki melek, kiramen katibin meleği. Güzel işleri sağımızdaki yazıyor, zabıt tutuyor. Şurada, şu dakikada, şu saniyede diye. Bu amellerimiz diyor, pazartesi, yevmül isneyin. Pazartesi günü ve perşembe günü Allah'a sunulur, arz edilir. Evet. Ve turadu alel enbiyâi. Bu amellerimiz, dikkat edin, peygamber sözü bu. Pazartesi, perşembe Allah'a arz edilir bu ameller. Cuma günü ise peygamberlere, evet, peygamberlere, valel ebâi, babana, dedene, büyük dedene, dedelerine, atalarına, vel ümmehât, anana, nenene, nenen nenesine, onlara arz olunur. Evet, onlara arz olunur. Yevmel cuma. Cuma günü analara, babalara, peygamberlere arz olunur. Yaptığın işler. Şimdi cuma günü bu camiye geldiğiniz, ananıza ölmüşse, dedenize ölmüşse, seninki Süleymaniye gitti, hadis dersi dinledi diyecekler, sevinecek. Ama şu pisliği yaptı, şunu yaptı dedikleri zaman da çok üzülecekler, ağlayacaklar. Hocam, kemik bile kalmamış. Bunu neresi ağlayacak hocam? Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil âhir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel bas ba'del mevt. Öldükten sonra dirilmek haktır, hakkın demiyor muyuz? İman kelimemiz bu değil mi? Sen de buna inandın. O alem başka alem. Ölüm yok arkadaş. Öyle yer değiştirmek. Buraya göre öldük biz. Öbür tarafa gözümüzü açtık. Orada da hep duyuyorlar. Her şeyimizden haber, işte peygamber söylüyor. İyiliğinizle kötülüğünüzle cuma günleri diyor atalarınıza, peygamberlere, peygamberler de benim ümmetim ne hale geldi diye üzülecekler. Güzel işler yaptığı zaman da ümmetim böyle diye gurur duyacaklar. Anan baban da kötü amel yaparsan üzülecek. İyi yaparsan da aslan gibi oğlum var, kızım var diye orada sevinecek. Efendimiz'in sözü bu. Evet, pazartesi, perşembe Allah'a arz olunur. Cuma günleri anaya, babaya, peygamberlere arz olunur. Feyefrahûne. Evet. Evet, bi hasenâtihim. Ve yezdâdû vücûhuhum beyazan ve işrakan. Efendim, Efendimiz'in hadisinin, ben söyledim ama yine tercüme ediyorum. Analar, babalar güzel işlerden dolayı ferahlanırlar, sevinirler, ferah fahur olurlar. Onların iyilikleri sebebiyle bir hasene diyeyim. Ve ezdâdû vücûhum beyazan, işrakan. Yüzlerinin nuru artar. Böyle şavk, nur parlar yüzlerinde. Evladının, torununun yaptığı güzelliklerden dolayı sevinir, güller açar yüzünde. Fettakullâhe. Öyleyse bize söylüyor. Ey müminler, Allah'tan korkun. Haram işlemeyin. Ve la tu'zû mevtâküm. Ananızı, babanızı, dedelerinizi, ölülerinizi, amcanız, dayınızı, ölmüş olan ölülerinizi
eziyet etmeyin. Üzmeyin. Peygamberin sözü bu. Cuma günleri arz edilir. Hepsi haberdar bunlardan. Öyleyse onları üzecek hareketler yapmayın. İsyan hareketlerini yapmayın. Evet. Yapmayın. Evet. Bazı Allah'a arz olunur Cuma günü aniden cezalandırılabilir. Evet. Şimdi bir memlekette iyi de var, kötü de var. Daha Adem Aleyhisselam zamanında Kabil Habil'i öldürdü ya, biliyorsunuz, hasedinden. Sonra da pişman oldu. Ta o zamandan hep böyle. Kötüler çoğunluğa geçtiği zaman, genelleştiği zaman adam mümin. Ama kötülük yaygınlaşmış. Kin, nefret, haset, dargınlık, dedikodu, çekememezlik yaygınlaşmışsa adam da inanıyor. İnkar etmiyor. Böyle ümmetlere Cenab-ı Hak tokat vurur. Kafire bir şey demez. Daha çok çukur artsın diye önünü açar. Çukuru cehennemde, çukuru çoğalsın diye. Ama hem inanıyor hem de böyle karıştırıyorsa tokat vurur ona. Yok hocam, biz öyle bir tokat vuruyu görmedik. Yağmur yağmıyor. Demiyor musun? Aldığımız ücret memur maaşı yetmiyor. Bereketsizlik tokat değil mi beyefendi? Bereketsizlik, evlerde huzur yok. Bu tokat değil mi beyefendi? Bak şimdi gelirken biz oh bastırdık geldik. Bir günmüş bugün, millet korktuğundan evinden çıkmadı. Yoksa iki saatte zor geliyorsun. Aa, bak arkadaş, böyle bu iş. Ha. Allah Celle Celaluhu kafirleri önünü açar ki çukuru çoğalsın. Bu şu demek. Allah kafir gözden çıkarmış. Ne yaparsa yapsın demiş, intikam alacak. Bir iste müntakim. Ama sen inanıyorsun, hem de yamukluk yapıyorsan Cenab-ı Hak inananı gözden çıkarmıyor. Dur attın şunu demiyor, diyemiyor. Söylüyor mümin, erhamur rahimin, raufur rahim. Böyle yamukluk yaparken de layık değil o cennete, öbür tarafa. Ya başına hastalık veriyor, ya şu oluyor, ya bu oluyor, ya yağmur yağmıyor, ya işte maaşlar yetmiyor, evlerde huzur yok. Allah'ım sen bilirsin gari ya. Ağlatıyor şimdi, canın yakıyor. Siliyor günahlarını. Bu mümini sevdiğinin alametidir. Dışlamadığının alametidir. Hazreti Ali başlamış ağlamaya. Ali ne oldu demişler ya. Hayrola? Ya bugün başıma hiç sıkıntı gelmedi demiş. Allah beni demiş sevmiyor. Bak bilen adam böyle söylüyor. Sıkıntı mümini Allah'ın dışlamadığının, onu günahlarına silmek için, canını yaktığı için lehine bir şey bu. Evet, yani günah işindi böyle olsun demiyorum. Ama bak başına sıkıntı gelse yaptığın günahtan dolayıdır. Şimdi yağmur yağmaması. Evet, ve fis semâi rizgukum. Sizin rızkınız semadadır. Rızk semadadır. Yok hacı hocam, yetme hocam. Gökten ekmek yağmıyor, elma yağmıyor, armut yağmıyor. Hani rızk? Ulan ekmek, elma nereden oluyor? Yağmur yağıyor, oradan ekin oluyor, oradan ağaç oluyor, oradan sebze olmuyor mu? Allah bunu diyor. Peygamber de diyor ki günahlarınız rızkınıza engel olur. Günahlarınız rızkınıza engel olur. Efendimizin hadisi var böyle. Yani mümin ama yamuk yapıyorsun. O zaman işte yağmuru keser. Hocam yağmur duası yapmıyor musunuz? İstiğfardır yağmur duası. Yaptığımız günahlar, pişman olduk ya Rabbi diye. Hatta kalpleri inceltmek için, yağmur duası için kuzuları böyle koyarlar, analarını böyle koyarlar. Çocukların analarını böyle koyuyorlar, insan analarını. Yavruna böyle eoo diye bağırırlar onlar. Anamızdan ayrıldık diye. Masum oldukları için onlar bağırınca Allah merhamete gelir. Yoksa bizim katı kalpli insanlar estağfurullah deriz ama içimiz yine taş gibi. Onları mahsus böyle yağmur duası, bunlar olur. Böyle olur. Dua edenler ters giyerler böyle. Bizim nefsimiz berbat. Rezil ettik işte onu bak.
elbisemizi ters giydik diye. Böyle şeklen de bu havaya girmek için çareler alınır. Dargınlar barıştırılır. Birbiriyle küs olanlar barıştırılır. Çünkü küslük, kin, yağmuru keser. Bu genelleşmişse keser. Evet, bunları Efendimizin bu şeyini duyarak yanlış şeyler yapmayacağız. Yanlış şeyler gördük mü bırak arkadaş diyeceğiz. Diyemiyoruz. Fiilen düzelteceğiz. Sözde olmuyor. Kalben buğz edeceğiz ki kalbimiz kararmasın. Kendimiz de kalbimizi kötülük şey edin. Estağfurullah. Hasbunallah. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa. Hemen o gelen kötüyü def etmek için şey yapacağız. Güzel ameller yapacağız ki atalarımızı, önceden gidenleri şey etmeyelim, üzmeyelim. Efendimiz onu söylüyor yani. Bunlara dikkat edin. Evet. Evet. Şimdi ne söylerseniz ona gidiyor ya. O adam var ya, o ölen, hani geçen sene ölen adam var ya, Allah ne çifut çağırdı. Demen öyle diyor. Ve fihi zecr en su'il kavl fil emvat. Müslüman ölmüş. Sen de öleceksin, ben de öleceğim. Allah hayırlı uzun ömür versin de. Ama bu tezgahtan kurtulan yok. Kurtulan olsaydı Muhammed Mustafa kurtulurdu. Ona da dedi Allah, inneke meyyitün fe innehum meyyitün. Seni böyle denize atla desem atlarız diyen, bu kadar seven sahaben de ölecek Habibim. Sen de öleceksin. Bu benim kanunum. Değişmez. Biz o öldüğüne göre biz haydi haydi öleceğiz. Bunu düşünerek dengeli yaşayacağız. Biz de gideceğiz, arkamızda adam bırakacağız. Sen bugün elin adamını ne çifut çağırsa o dersen, kabirde yatanı, yarın sana da derler. Üzkürü mevtâküm bil hayır. Söyledin mi adam duyuyor bak. Olan şeyleri duyuyor. Şimdi hadis okuduk ya. Benim aleyhimde konuştu diye adam üzülür. Üzmeyin. Söylemeyin. Hocam iyi diyemiyorum. Sus. Men kâne yü'minu billahi vel yevmil âhir felyekul hayran ev liyasmut. Ya hayır söyle ya sus. Evet. Ölülen arkasından da hayırla an. Anlamıyorsan hiç konuşma. Sus. Aynı şey sana da gelecek. Ölüleri üzmeyinden bu da vardır. Ölülerin, dirilerin kötü şeyler yapılmadığı gibi ölülerin aleyhinde de müminlerin tabii. Müminlerin aleyhinde konuşulmaz. Evet. Bunlar da olmaz. Ona da şey vardır. Özellikle ana baba, asırlar, çocuklar, torunlar, bunlar hakkında bilhassa böyle onları üzecek şeylerden kaçınmak lazım müminlerde. Evet. Tu'razul amalu yevmel isneyn vel hamis. Şimdi pazartesi, perşembe amellerimiz Allah'a arz olunur. Okuduk. Şimdi yine aynı hadis okuyoruz ama farklı. Ameller pazartesi, perşembe Allah'a arz olunur. Fehibbu en yurda ala ameli ve ne saimün. Ben pazartesi perşembe oruç tutuyor peygamberimiz. Niye tutuyorsun diye sormuşlar. Ameller pazartesi perşembe Allah'a arz olunuyor. Ben oruçluyken amelim Allah'a arz olsun isterim demiş. Onu istiyorum. Onun için pazartesi perşembe mecbur değil. Ama ben oruçluyken benim amellerim Allah'a arz olunsun isterim. Ben de sana duyuruyorum. Şimdi kısa günler değil mi? Daha yazın bir şey yok, bu yok. Böyle güzel bir şey var. Sen de pazartesi, Recep ayında bir gün oruç tutan bir sene kadar kazanıyor. İşte iki gün şöyle 15 gün oruç tutarsan bütün günahlarını sıfırlarsın, hayatın yeniden başlanır. Müjdeler var yani, müjdeler var. Ama nasıl oruç? Yalnız mide aç kalmayacak. Sokağa çıktın mı elin karısının bacağına bakmayacaksın. Şununa bununa bakmayacaksın. Kadınsan erkeğine bakmayacaksın. Yani gözü haramdan sakınacaksın. Kulağı dedikodudan, kötü şeyler, dili küfürden, kötülerden şey diyeceksin. Böyle bir oruç.
bir gün Recep'te oruç tutarsan bir senelik kadar. Haftada iki gün böyle devam edersen 15 günü bulursun. Bulduğun zaman da arkadaş günahları sıfırlasın diyor. Peygamberimizin müjdesi var böyle. Ve de pazartesi perşembe ameller Allah'a arz olunur. Siz de o gün tutun. Ben diyor o gün oruçluyken arz olunsun istedim. Onun için tutuyorum oruç diyor. Tirmizi İbn-i Mace, Ebu Hureyre'den Tuğradu amalu beni Adem. İnsanoğullarının amelleri külle yevmin isneyini külle yevmel isneyini affedin. Külle yevmin isneyini hamis. Her pazartesi perşembe insanoğlunun amelleri Allah'a arz olunur. Da feyerhamul müterahhimine ve estağfirul lil müstağfirine. Evet. Kötülük yapmayan, hatası olmayan insan var mı? Allah var, hatası hiç yok. Peygamberler var, hatası yok çünkü Allah koruyor onları. Melekler zaten iyilikten başka bir şey bilemezler, yapamıyorlar, imkanları yok. Bizde hem iyilik yapma imkanımız var hem kötülük. Bu mücadeleyi kazandık mı melekleri solluyoruz. Onların üstüne mücadele veriyoruz çünkü. Melekler bir teviye. Ama işte kötülük yaptığımız zaman insanlık gereği şöyle böyle boş bulunduk. Hemen estağfurullah. Ne yaptım yani ya? Pişmanlık duyarak estağfurullah diyeceğiz. Onu giderecek bir iyilik yapacağız. Sadaka vereceğiz. Bir iyilik yapacak. İnnel hasenat yüzibne seyyiat. İyilikler kötülükleri siler, götürür diyor ayet-i celle böyle. Diyor ki burada da peygamberimiz merhametlerin en merhametlisi olan Allah. Kötülük yapmış ama merhamete gelmiş. Sokakta acız diyene içi cızlamış Allah demiş hadi. Allah da ona merhamet eder. Evet merhamet etmiş böyle bir insana veya hayvana merhamet etmişse günah işlemiş ama merhamet etmiş Allah da ona merhamet eder. Ondan sonra estağfurullah ne yaptım ben ya? Pişmanlık duyarak estağfurullah demiş. Allah da istiğfar edenlerin günahını affedecek. Pazartesi perşembe oruçluyum. Oruçlan önce gözüm sakınacağım, kulağım sakınacağım. Amel-i azam okuyun. Bunlar bir de estağfur edersen evet tertemiz. Evet. Beyhaki'nin İnnallâhu Teâlâ yettalibu alâ ibâdihi fî leyleti nısf min şâbân feyavfuri lil müstağfirine ve yerhamu müsterhimine ve yukhahru ehlel hıkti. Evet. Şimdi önümüzde salı günü Miraç kandili. Beş vakit namaz farz kılmış. Allah'a ortak koşmayan ebedi cehennemde kalmayacak denmiş. Ama Allah'a ortak koşmayan ne yaparsa yapsın doğru cennete gidecek değil. Ölürken sıkıntı var, kabir azabı var. Mahşer sıkıntısı var. Hani öyle mahkeme kübraya kadar bir sürü tabu var. Ama imanımızı bozmamışız. Ebedi cehennemde kalmak yok. Cenab-ı Hak affedecek, merhamet edecek. Peygamber şahit. İnşallah olduk. Ama o zamana kadar bir sürü safhalar var. Onu gevşememek lazım. Hemen istiğfara sarılmak lazım. İşte Miraç gecesi koşmalı, camiye dolmalı. Allah'ın peygamberimize verdiği muazzam bir şereftir. Biz de onun ümmeti olarak aynı şerefle şereflenmişizdir. Yahudiler 50 vakit namaz kılıyorlardı arkadaş. Bizimki 5 vakit. Ve biz 5 vakit kılınca onlardan çok kazanıyoruz. Ya öyle ya. Bir Kadir gecesi bir ibadet ediyoruz. 84 yıllık sanki oruç tutmuş gibi, namaz kalmış gibi öyle torpiliyiz biz Muhammed Mustafa'dan dolayı. Bir gecemiz 84 yıl. Öyle bir Efendimizin gününde hiçbir peygambere verilmeyen o Miraç kandili gider camiyi doldurursan Efendimiz sevinir. Efendimiz sevinince Allah da sevinir. Camiye koş. Herkesi götür. Camiye dolsun daşsın. Camiye doldu daştı. Güzel sıralar halinde namaz kıldınız. Gürül gürül salavatlar getirdiniz. O isyan eden, Allah'a küfreden şu anda her türlü şey yapanlar var ya. Onlardan dolayı gazap, azap yağacaksa camiyi dolduran müminler yüzünden diyor peygamberimiz. Camideki müminlere baktım. Onlara azap, tabii azap yaşın yanında kurdu yanıyor ya. Erteledim diyor. Türkiye'yi şimdi bölmek, parçalamak için dünyanın bütün gavurları kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda neredeyse
hepsi ittifak halinde çatlıyorlar. Çatlıyorlar hasetlerinden. Kendilerinin veletleri yok, çocuklar yok. Çocuk yok, zürriyet yok. Çocuk yapmıyor Amerika'da, Avrupa'da. Ondan dolayı çatlıyor. Türkiye'de de bu var. Çatlıyorlar. Onların şerlerini, belalarını önlemek için kaldır camiyi. El pençe divandır. Cenab-ı Hak onların zararını def ediyor kendilerine. Onun için camiye koşalım. Ondan sonra da Şaban ayı var. Berat kandili var. O Berat'ta yıllık hesap, bilanço yapılıyor. Bir senelik şeylerimiz tevhir teslim, ölecek, kalacak filan, iflas edecek, zengin olacak. Herkesi affediyor Allah. O gecelerde. Ne diyor bak, ne diyor. Sümme yezaru ehlel hıkti bi hıktihim. Amma herif camiye gelmiş ama abesine kin beslemiş. Bölüşürlerken, mal taksimi yaparken iyi tarla ona gitti. Beni şaşkın kaldı. Veya işte şu oldu, bu oldu. Ufak tefek şeylerden başka birine kin besliyor, mümine. Mümine kin besliyor. Haset ediyor. Dargın, anasına dargın, kardeşine dargın, babasına. Öyle diyor Peygamberimiz. Herkesi affeder, merhamet eder ama kincileri terk eder. Onlara melekler diyor, hayır. Bir hettiğim kinleriyle bırakır, onları affetmez. Onun için hemen içinden vazgeçtim de. Gördüğün zaman da selamünaleyküm de. İlk selam veren kazanıyor. Dargın adamdan ilk selam veren kazanıyor. Dargınlık 3 güne kadar diyor Peygamberimiz. 3 günden sonra kine giriyor işte. Ve Berat gecesi gitsen şapur şapur ağlasan, bu diyor ki sahte lan sahte. Sen kardeşinle konuşmuyorsun. Komşunla konuşmuyorsun. Elinden gelse şeysini yapacaksın, evini yakacaksın. Kinin var. Berat kandilinde de, mübarek kandillerde de kindar olanları, küskün olanları, tevbe etmeyenleri affetmiyor. Sen doldur, bela toptan gelmesin. Ona şahsen affetmiyor ama bir de sen camiye doldurmazsan, böyle dolup taşmazsa camiler, kötü hepimize gelecek bela. Yağmur yağmazsa yalnız herkes, günahkarlar aç kalmıyor ki. Hepimiz bela umumidir. Camiyi doldur. Gürültü patırdı yapma camide. Allah'ın evini ziyarete gittiğin şuur içinde, huşu içinde namazı kıl. Senin o camiyi doldurmanla o belaları da def eder. Evet, def eder. Öyle diyor güzel Peygamberimiz. Birbiriyle konuşmayan ve tabahud, buğz eden birbirine, bunları diyor. Bunları affetmez. Hatta yarci'a. Bundan vazgeçinceye kadar. Ve de kinini, hasedini tamamen kökleyip atıncaya kadar. Ben vazgeçtim diyor ama bildiğinde yok. Hakikaten barışacak. Hakikaten kinini kaldıracak. Bunları o gecelerde, camilerde affeder Allah diyor güzel Peygamberimiz. Efendimiz Tabarani, Abdullah bin Abbas'tan. Evet. Onun için evet, bu mübarek geceleri Allah nasip etsin, camileri dolduralım. Orada tövbe istiğfar edelim. Allah Recep ve Şaban hakkımızda mübarek kılsın. Bizi Şaban-ı Şerif'e yetişsin. Her zaman, her zaman bir Kadir gecesi bilip tövbe istiğfar etmeli. Yaptıkları da pişman. Akşam ikinden sonra güneş batıyor. Ne oluyor yani? Sabahleyin doğdu, yükseldi, sonra başladı inmeye. Ne olacak? Batacak. Ben de anamdan doğdum, delikanlı oldum, adam oldum, olgunlaştım. Şimdi de güneş gibi ben de ingine düşeceğim ve öleceğim diye hemen bugün ne yaptım ben? Kötü şeyle bir muhasebe. Estağfurullah. Her gün ikindin yapmadın. Akşam yatarken şöyle bir muhasebe yap. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Evet diye bir günlük muhasebe yapıp her gün bunları yapmamız lazım.
diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Allah Zülcel Hazretlerinin rahmeti, bereketi her zaman var. Allah her zaman Erhamir Rahim'in de, bunu böyle bileceğiz. Her an, her yerde pişmanlık duyacağız. Ne yaptım ben deyip Allah büyük affediyor. Ama derinden pişmanlık. Bir de özel olarak bizi çok sevdiği için, dedim ya biz torpilliyiz. İşte geceleri vermiş mübarek. Ramazan da bizim, biliyorsunuz. Ramazan ayı da bizim. Özel olarak verilmiş bunlar, lütuflardır. Her gün böyle yapmalıyız. Gene unuttuğumuz, geri kaldığımız varsa bu mübarek gecelerde de bu şuurla camileri doldurup geçmişin muhasebe yapıp onlardan tövbe istiğfar etmeliyiz. Bu hadisler ışığında Peygamberimizin buyruklarına uyaraktan. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve töb ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin errahmanirrahim. Malikem dünyâke nâmbi yâke nâstâin. Müstakîm esrâdan vâzîm. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke şerif. Ma'al besmele-i şerife. On üçer ihlas-ı şerif. Ma'al besmele-i şerif. Bismillah. Kul huvallahu ahad. Bismillah. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Müstakim-i sıratı mazine. Üçer salavat-ı şerife. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
Amin. Subhan rabbil aliyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim ve ihdina ve vuffikna ilal hakkı ve ilen necat ve ila tarikum müstakim ve ila tarik cennetin naim. Ya Rabbi namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süveri celileyi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan ecr-i mesubatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine, ehli beyt, ehli ashab, etbaları, rıdvanullah, teala, aleyh mecban, efendilerimizin ervai kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat, rahmetullahi aleyh mecban ervahine, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, bizleri yetiştiren üstazlarımız, eserlerde yararlandığımız üstazlarımız, meşah efendilerimizin ervahıyla beraber burada bulunan bizlerin ardı göçmüşlerimizin ervahına, bu cami-i şerifi yaptıranların bugüne kadar gelmesine emeği geçen müezzin, kayyim, vaiz, imam, cemaati müslümin, böyle hayır eserleri diken ashab-ı hayrat, bu aziz vatan için canlarını bezleden, bezletmekte olan şüheda, kuzat, her türlü akrabası kalmamış, arkasından Fatiha okuyacak kimseliği bulunmayan böyle garip müminlerin, tüm geçmişlerimizin ervahına hediye edip vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecelerinde yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. La ilahe l'alemin, imanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, rızkımızı helalinden bol eyle, hayatımız boyunca istikamet üzere yaşamayı, iman ve İslam'dan ayrılmadan, Kur'an'ın hükümlerini uygulayarak, Efendimiz'in sünnetlerini de rehber edinerek, iki cihanda yüzü ak çıkan müminlerden olarak yaşamayı, akıbetimizin de hayır olmasını bize nasip eyle ya Rab. Güzel vatanımızı, tüm İslam memleketlerini, her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden muhafaza eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden, hasetçilerin hasedinden, fitnecilerin fitnesinden muhafaza eyle. Kendine, ailesine, milletine, Müslümanlara, insanlara hayırlı insanlar olarak yetişmeyi nasip eyle. Hastalarımıza şifa lütfeyle. Darda kalımda, bunalımda olanlarımızı halas eyle ya Rab. Ya İlahel Alemin, şu dualarımızı da Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhar'da edilen senin hüsnü kabul ile kabul buyurduğun güzel duaların asrı dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi nasip eyle. Güzel Kur'an'ın güzel okumayı, güzel peygamberin sünnetlerini hayatın her safhasına uygulamayı bize nasip eyle ya Rab. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirik ve netubu ilek. Subhane Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Ulan sinema.